Bana sıkarsan kadın ölür. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan! Sakın yapma. Tekin, silahını indir. Kimse silahını indirmiyor. Sedefi bırak. Güzel. Bak senin şimdi canın yandı ya. Hemen ölmek istiyorsun. Ama bak ben seni hemen öldürmeyeceğim. Seni öldürmeden de ölecek değilim. Anladın mı? Sedefi bırak. Ben de gitmene izin vereyim. Tekin, adamın çok kan kaybediyor. Bence indir artık silahını. Oğuz bir yere gidecekse tek başına gitmeyecek lan. 30 saniyen var. O kadını bırak. Ben seni zaten bir yerde bulur kafana sıkarım. Gençler iddialı ya Buz. Bak bu yanını beğendim senin ha. Hadi bakalım yenge. Gezmeye gidiyoruz. Tamam Sedef, tamam. Tamam, sakin. İbrahim seni öldürecek kadar aptal biri değil. Tamam Sedef. Kapıyı aç! Kapıyı aç! Oğuz! Oğuz kardeşim! Oğuz iyi misin Oğuz? Oğlum! Oğlum iyi misin ha? Oğuz! Oğuz! At silahını! Karını bağışlayayım! Hadi, hadi, hadi! Bak! Sedef! Tamam. Oğuz! Ambulans! Ambulans! Oğuz! Thank you.
sen teyze? Nerede? Nerede? Oğuz nerede? Oğuz'a götürün beni hadi. Oğuz ameliyatta teyzeciğim. Çok mu kötü? Çok mu kötü diyorum? Benden bir şey saklamayın artık. Bir şey saklamıyoruz Aysel teyzeciğim. Bir şey saklamıyoruz. Oğuz iyiymiş. İyi olacak, iyi olacak. İyi olacak. Yok yok. Benim size itimadım yok artık. Zeynep'i getirin bana. Onunla konuşmak istiyorum ben. Bacım Zeynep Oğuz'un yanında. Şimdi Zeynep de çıkar Oğuz'un yanından. Seni istersen Zeynep'in odasına alsınlar. Tamam mı? Gel Aysel teyze, oturalım şöyle. Ben de birazdan geleceğim. Oh. Ay. Allah. Sizin Yavuz'un önünde ne işiniz var? Hayır yani Yavuz İbrahim kavgasının arasında ne işiniz var? Duygu'yu öldüren İbrahim. İbrahim sadece Yavuz'un değil Oğuz'un da düşmanı. Oğlum. İbrahim bunca yıl sonra niye çıktı piyasaya? Ha? Sizin yüzünüzden. Siz birilerinin tekerine çomak soktunuz da ondan. Kimin? Hayır biliyorsanız söyleyin gideyim. Zaten gideceğim, vakit kaybetmemiş olurum. Geçmiş olsun. Komutanın durumu nasıl? Kötü. Kalbini uzun süre çalıştıramadılar. Kardeşiniz gördüğüm en sağlam adamlardan biri. Çok badireler atlattı. Bunu da atlatır. İntikamını alacağız. Yavuz. Ben seni niye emekli ettim? Hı? Devlet bir politika geliştirdi. Bu politikada sana yer yok demedim mi? Ben de bu politikadan bir halt olmayacağını söyledim. Bizi yok edeceklerini söyledim. İlk kurban olarak da kardeşimi seçtin öyle mi? Kardeşinizi ben seçmedim. O seçti. İkinizden de bunun hesabını soracağım. İkinizden de. Geçmiş olsun Tekin. Oğuz'un yerinde sen de olabilirdin. Pişman mısın görevi kabul ettiğine? Ben devletle ilgili aldığım hiçbir görevden pişman olmadım. Ama Oğuz'un intikamını alamazsam buna pişman olurum. Onun için kavganızı bir kenara bırakın da bana İbrahim'in yerini verebiliyor musunuz? İbrahim'e ancak abinin üstünden ulaşabiliriz. Abiyle görüşen sen olduğuna göre kimliğini açıklaması gereken kişi de sensin. Doktora tezi veren sizsiniz Gürkan Bey. Sizin tez danışmanınız kimdi? Yavuz. Bak şimdi bize istihbaratçılık oynuyorsan, dezenformasyon yapıyorsan, seninle İbrahim'den beter oynarım haberin olsun. Rauf Bey, ben daha yeğenimi gömemedim. Sevdiğim iki insanı öldürdüler. Karımı Oğuz kurtardığı için şu anda canıyla cebelleşiyor. Ben daha ne oyun oynayacağım Rauf Bey? Madem abinin Sacit Hoca olduğunu biliyordun, neden bunu bizden gizledin? Çünkü sana güvenmiyorum Gürkan Bey. Gürkan. Bana o adamı hemen getir. Kader bazılarına acımasız davranabiliyor. Daha geçen gün Mehmet Avuf Bey'e babası için taziye ziyaretinde bulunmuştum. Şimdi sıra kardeşinde. Yeni bir taziye ziyaretinde bulunamayabilirsiniz. İbrahim'e Yavuz Aslan'la oyun oynamamasını söylemiştim. Hata yaptı.
Yavuz Aslan ölmedi. Yıllardır başarıyla gizlediğiniz kimliğiniz artık ortaya çıkacaktır. Kazım Süleyman haklı. Bundan sonra burası sizi için tehlikedir. İzin verirseniz bir süre sizi ben misafir edeyim. Şu anda ülke dışına çıkamam. Yürütmek zorunda olduğum işlerim var. Ben zaten sizi burada ağırlamaya öneriyorum. Türkiye'yi bırakın Yavuz. Gülkan'ın, Mehmet Rauf'un bile girmeyeceği yerler var. Sizi NATO üstünde ağırlayacağım. Gerektiğinde müttefikinizin gücünden yararlanamayacaksanız müttefik olmanın anlamı ne? İbrahim, yarım kalan işi tamamlayana kadar davetinizi kabul etmekten başka çare kalmıyor galiba. Karaciğerde intraabdominal kanama. Efferent damarlarda hasar. Buradayım ben, yanındayım. Yavuz'a karısının acısını çektirebildik mi? He? O zaman acıyı biz çekeceğiz. Geçmiş olsun İbrahim. Ben geçmiş olsuna karşıyım. İnsan çektiği acıyı unutmamalı. Senin yüzünden hepimiz acı çekiyoruz artık. Anlaşmamız böyle değildi. Yavuz Aslan'la oyun oynamaya kalktın, kimliğim ortaya çıktı. Dayıdan büyük Uncle Sam var. Ha? Sana bir şey olmaz. Anlaşmanın şartları değişti. Kimliğim ortaya çıktığına göre Yavuz'la birlikte Gürkanları da ortadan kaldıracaksın. Burada dumping yapmıyoruz. Bir alana bir bedava mı var dedik. Bizi Yavuz'u ortadan kaldırmanın sözünü verdin. Ama zamanını ve yolunu kendim seçerim dedim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Biz seni Rus hapishanesinden kurtarmakla hata yaptık galiba. Oraya dönmen hepimiz için hayırlı olur. Bak, beni tehdit ederken iki kere düşün. Beni o cezaevine sokan Yavuz Aslan'a ödettiğim bedeli düşün. Ha? Aynı acıları çekebilecek misin? Sacit Hoca'yı şimdilik unutun. Şu an Türk topraklarında bile değil. Ne demek unutun ya? Ne demek unutun? Dünyanın neresinde olursa olsun o adam buraya gelecek. Onu fazla uzakta aramaya gerek yok. Ya Amerikan Büyükelçiliği'ndedir ya da NATO'dadır. Sonsuza kadar orada yaşayacak değil. Ben generalle görüşüp bu işi resmi kanallardan halletmeye çalışacağım. O benim meselem. Bundan sonrasını artık siz karışmayacaksınız.
Tayfun, gidiyoruz. Nereye? İntikamımızı almaya. Odanız burası. Çalışmalarınız burada yürütebilirsiniz. İbrahim'e destek vermeye devam etmek zorundayız. Öncelikle olan sizin güvenliğiniz. Sizin yapılanmanızı fal halde tutmamız her şeyden önemli. Gürkan beni buradan çıkarmak için üzerinize büyük bir baskı kuracaktır. Baskı mı? Birazdan bir resepsiyonu kaldırmak durumdayım. Gürkan Bey şansını denemek için orada olacaktır. Ama hiç şansı olmadığını ona açıkça anlatacağım. Merak etmeyin. Oh. Çok başım dönüyor doktor. Üçün intikam verdiniz, kolay değil. Epeydir kurşun yiyip kan dökmüyorduk. İyi oldu, birikmişti. Çek lan elini ayağını, çek. Git bana bir kilo pekmez al. Bak oğlum, iyisinden al ama. Cimrilik yapma, paralarım ha. Hadi. Of. Abbas, sen de mi vuruldun lan? Bu ne hal? Abi üzüntüden Betim benzin atmış. Beni bu kadar sevdiğini bilmezdim. Vampir gibi adamsınız lan. 3 ünite aslan kanı verdim. Yine de doyuramadım lan sizi. Şşş, bana bakın. Oğlum bak. Benim kanım size biraz ağır gelebilir. Stres yapmayın. Ekstra falan böyle bir heyecan gelirse kendinizi benimle kıyaslamayın. Önce derin bir nefes alın, ondan sonra harekete geçin. Şu senin verdiğin kan var ya, başka yerlere etki etti galiba. Demin bir tane hemşire geçti. Vallahi gözleri yuvasından fırlayacaktı Süleyman'ın. Merak etmeyin oğlum. Benim verdiğim kan zamanla her tarafınıza yayılacak. İyi de ben o kanı hemşire için vermedim ki oğlum. Düşmanlarımız için verdim. Aslan gibi parçalayacaksınız onları. Tabii tabii. Sen hiç kel aslan gördün mü lan? Ha? Süleyman, oğlum benim kanım saç bile çıkartır lan. Ha? Bundan sonra bütün kazancını berbere harcayacaksın demedi deme ha. Ha. Efendim dayıcığım. Ha. İyiler iyiler. Bizzat kendi kanımla besledim. Aslan kanıyla. Toparlarlar. Dayı, şarap kan yapıyordu değil mi? Ha, tamam geliyorum dayı, geliyorum. Tamam. Abbas, bizi bırakıp nereye gidiyorsun lan? Merak etmeyin oğlum. Ben artık içinizdeyim. Ölene kadar beraberiz.
Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldiniz. Bizde ne oraya girecek kılık var, ne de oradan çıkacak güç, nasıl olacak? Tamam, sen gelme Tayfun. Birader, neyin giderindesin sen ya? Devlet krizi çıkarıyoruz, bari bir işe yarasın değil mi? Ben olmuşum kriz Tayfun. Gireceğim, alacağım, çıkacağım. Başka yolu yok. Aramayalım mı? General çıkarsın kapıyı, bu işte burada bitsin. Nasıl olsa bu iş ona patlayacak. O çantada ne var? Beni içeri sokarsan bu general benimle kuzu kuzu dışarı çıkacak. Onun teminatı var. Diyorsun. Hoş geldin Sayın Seçerim. Kol, Türkiye'desiniz, ziyaretime gelmiyorsunuz. Çok yoğunsunuz. Rahatsız etmeyelim dedik. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Neden rahatsız edeceksiniz? Bizden gizliniz saklınız mı var? Hem dost müttefik değil miyiz? O zaman en kısa sürede sözümüz olsun. Aslında kibarlık ediyorsunuz. Hep siz gelecek değilsiniz ya. Bu sefer de biz gelelim, sizi şu NATO üstünde bir ziyaret edelim bakalım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Merhaba. Gel böyle geç. Boğaz dörerken ne işimiz var istihbarat binalardan NATO üstlerine? Burası bile ferahlattı beni. Tayfun, ne oldu? Güvenlik zafiyetin mi var? Birazdan olacak, kusura bakma. Yavaş oğlum, yavaş. Özlemişim. Öncelikli tehdit olarak gördüğümüz organizasyonun üst düzey üyesinin size sığındığını biliyorum. Sizden kamuoyunda abi olarak tanınan Sacit Özkaynak adlı şahsı istiyorum. Bu Sacit Özkaynak dediniz, akademisyen değil mi? Evet, üniversitelerinde bir panelde konuşmuştum. General, siz de ben de Sacit Hoca'yla daha derin ilişkiler içinde olduğunuzu biliyoruz. Müttefikimiz olarak gerekeni yapmanızı bekliyorum. Bu konuyla ilgili bilgim yok. Elbette size yardımcı olmak istiyorum. Araştırıp sizi bilgilendireceğim. Araştıracak bir şey yok. Abinin NATO üstünde olduğunu biliyorum. Eğer 24 saat içinde teslim etmezseniz, yasa dışı bir örgüt üyesini NATO üstünde sakladığınızı tüm kamuoyuna sızdırırım. Do you know what I mean? Sayın Müsteşar, konuyu araştıracağımı söylemiştim. Ama bu kristal tavrınızdan sonra there's nothing I can do for you.
Değmenim hazır mısın? Sakin lan. Sakin, şeytan doldurur. Tayfun, başlıyoruz. Durun, giremez. Ne oluyor? Bıraksınlar, benimle birlikte. Efendim, size iletmem gereken bir durum var. Efendim, abiyi NATO üstünde tutuyorlar. Biliyorum Tayfun, bunu söylemeye mi geldin? Hayır efendim, Tekin NATO üstüne girecek, bunu bildirmeye geldim. Kafayı mı yedi bu adam? Hı? Nasıl girecekmiş NATO üstüne? Generalle birlikte. Oh, sir. I need to go to private. Sizin buradan gitme vaktiniz geldi efendim. Tayfun, siz ne işler karıştırıyorsunuz oğlum? How are you? Fine. Everything's okay for you? Yes, thanks. Clear. Başlıyoruz Teğmen. Kalmak istiyorsan dediklerimi harfiyen yapacaksın. Kim sen? Fidel Castro. Çöp kovasını aç. Siyah poşeti al. Elindekini üstüne giy. Hadi. Hızlı, çabuk ol. Kapıda seni bekliyor olacağım. Bombanın kumandası elimde. Seninle birlikte arabana bineceğim. Yoksa seni havaya uçururum. We have to get out of here. Sir, you have one more interview. Right now, my priority is taking the book. He wants to take refuge with us and he has very important information. Understood. Çalıştığın yeri bir NATO üyesi olduğunu farkındasın değil mi? Biz NATO üyesi değil miyiz Sam amca? Bizim de üssümüz burası. Benim bile aşamayacağım güvenlik prosedürleri var. Bak şimdi, sen beni bir hizmet yapıyormuş gibi düşün, tamam mı? Hani böyle hackerlar var ya, büyük sitelerin güvenlik açıklarını buluyorlar. Ben de sizin üssünüzün güvenlik açıklarını bulacağım. Hem de bedava. Dış işlerini bilgilendirin. Kriz kapımızda. Efendim, konvoy NATO üstüne doğru hareket ediyor. Herhangi bir müdahalede bulunmayacak mıyız? Üste girerlerse müdahale şansını kaybederiz. Şimdi müdahale edersek krizi büyümeden önleyebiliriz.
Sonuçta Zeki'nin devletle bir bağlantısı yok. Kendi başına iş yapıyor. Üste girdikten sonra ne olacağını kimse bilemez. Tayfun, Tekin'le beraber hareket ediyor. Müdahalede bulunsak bile bizimle alakası olmadığını kimseye anlatamayız. O zaman yollarına çıkmayalım, üste girsinler. Efendim, oradan canlı çıkma ihtimalleri yok. Oradan canlı çıkmazlarsa sorun da yok. Amerikalılar bu işin üstünü kapatır. Üstlerine böyle bir saldırı yapılabileceğinin duyulması onların da işlerine gelmez. Ne yani? Kriz çıkmayacak diye Tayfun'la Tekin'i ölüme mi göndereceğiz? Bu mu önerin? Bunu ben önermedim. Tekin'le Tayfun hareketleriyle bu durumu kendileri oluşturdu. Gürkan, burada devlet yönetiyoruz. Oyun oynamıyoruz. Romantik duygulara kapılıp kafalarına göre iş yapan iki adam için Birleşik Devletler'e kafa tutamayız. General kaçırıp NATO üssü basmak ne demek? Bütün dünya bizi terörist ülke diye lanse ederler. Peki ya abi oradan çıkartırlarsa? Çocuk olma Gürkan. Efendim, buna ben de inanmak isterim ama mümkün değil. Yavuz Aslan'ı bağlayayım. Söyle bakalım Aslan parçası. Gürkan Erman konuşuyor. İstihbarat müsteşarı. Ya kusura bakma müsteşar bey. Telefonda istihbarat yazınca siz hiç aklıma gelmediniz. Büyük bir kriz çıkmak üzere. Burada Öktem, Salim, ben oturmuş kara kara düşünüyoruz. Aklı Selim bize yol gösterecek, kimi arayalım diye. Yanlış adama bağlamışlar. Ya. O istihbarattaki arkadaşların hepsini ben yetiştirdim. Bir kriz anında kime bağlanacaklarını çok iyi bilirler. Yavuz. Amerikalılarla kriz çıkmak üzere. Senin bu işte bir dahlin var mı? Olur. Onu da bana yıkın. Yavuz Bey, iş ciddi. Tekin NATO üstünü basmaya gidiyor. Ama ben seni çok uyardım müsteşar bey. Yani öyle sağda solda NATO konseptini terk ediyoruz diye çok fazla konuşma diye. Sonra delinin biri çıkar, söylediklerini ciddiye alır. Abi bakmışsın, hayaldi gerçek oldu. Kusura bakma müsteşar bey, şimdi bir tünele giriyorum. Telefon Gördün mü bak, nasıl oturtturdu lafı? Bu nasıl istihbaratçı ben anlamıyorum. Her işi aleni, kabadayı gibi geziyor. Ya Öktem, kim derdi ki günün birinde Yavuz Aslan bizimle böyle dalga geçecek? Ben keyifleneceğim. Yavuz bu işin içinde. Hiç değilse çocuklar yalnız değil. Bu işin içinden 3'te 2 ihtimalle karlı çıkarız. Eğer abiyi alırlarsa Amerika ufak bir tavizle bu işi kapatmak zorunda kalır. Eğer orada ölürlerse bütün işi Yavuz'a yıkar, eski dönemin işi deriz. Elimizde delil de var. Esir düşerlerse? İşte o zaman durum vahim Öktem. Bizim kellemizi burada alırlar, onlarınkini Guantanamo'da.
Abiye götüreceksin bizi. Buradan nasıl çıkmayı düşünüyorsun? Biraz daha konuşmaya devam edersen nasıl çıktığımı görecek kadar yaşamayacağım. Kadar Tekin. Buradan çıkış yok. Çıkış biletimiz geldi. Aferin Abbas. Aferin oğlum. Senin Amerikan rüyan pek uzun sürmedi. Hı? Oğlum. Oğuzum. Aslan oğlum. Oğuz, kurtulacak değil mi kızım? Kurtulacak Aysel anneciğim. Oğuz güçlüdür, atlatacak bunu. Beni onun yanına götürür müsün? Elini tutayım, ne olur. Thank you.
Oğuzum. Yavrum. Aslan oğlum benim. Diren yavrum. Diren. Babanın yokluğuna alışamadan sen de bırakma beni. O zaman ben yaşayamam. Diren oğlum. Kal anne. Uzun süre çalıştıramamışlar. Ölüm seni. Abi şimdi bunları düşünmeyelim. Oğuz bir kendine gelsin. Kendine gelmeme ihtimali var mı? Hayati tehlikeye atlatamadığınız. Oğlum ne yaptın sen? Ne yaptın? Ciğerimize ateş düşürdü. Dayıcım, şu elini bir göstersek mikrop patlanan. Ya abla sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Benim ciğerim yanıyor. Sedef yerleşmiş mi otele? Otele yerleşmiş dayı. En son ne zaman tatil yaptın sen? En son... Hatırlamıyorum dayı. Sen kafa nasıl oldu? Hiç iyi değil dayı. Hiç iyi değil. Yani çaktırmamaya çalışıyorum ama çok zorlanıyorum. Zaten hatırlayıp ne yapacaksın Abbas? Hatırlayıp ne yapacağız? Kaç yaşındasın şimdi? En son babamın öldüğü yaştaydım dayı. 35. İbrahim yoracak bizi Abbas. Mikrobu temizledikten sonra ya sıcak bir yere tatile gidelim. Kemiklerimiz ısınsın. Okeyin dibine vuralım. Ben de sana hatırlamadığın zamanı bir anlatayım. Vuralım dayıcığım. Vuralım Abbas. Vuralım. Bağlan bakalım kısa dalgaya Abbas. Bağlan bakalım. Tabip sen elleme benim yaramı. Beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa. Benden bu ömrümü çalanı getir. Gitara bul getir. Saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir. Gitara bul getir, saçlarını yol getir. Bir kor olduğu görülüyor özümde. Name name iniliyor sazında. Dünyayı verseler yoktur gözümde. Dili bülbül kaşı kemanı getir. Gitara bul getir. Saçlarını yol getir.
Dili bülbül kaşı kemanı getir, gitara bul getir, saçlarını yol getir. Merhamet et karşısında bıkmadan, hatırını gönlünü yıkmadan. Çabuk getir can bedenden çıkmadan, fakirin derdine dermanı getir, gitara bul getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir, gitara bul getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir, gitara bul getir, saçlarını yol getir. Gitara bul getir, saçlarını yol getir. Ayşegül. Buyurun. Kızım siz ne biçim iş yapıyorsunuz ya? Baksana içeride yoğun bakımda hasta yakını uyuyor. O Zeynep hocanın... Başlatma Zeynep Hanım'a. Tamam Ayşegül, ben hallederim. Kadıncağızın kocası yeni öldü. Oğlu ölüm döşeğinde. Azıcık merhametli ol. Ben merhametli olmasaydım sen bu camın önünde böyle dikili olmazdın. Polis geldi ifademi aldı. Ben sana merhametimden hiçbir şey hatırlamıyorum dedim. Beni karım bıçakladı demedim. De Çetin. Senin merhametindense hapis yatmayı tercih ederim ben. Aklını başına almasın. Olacak olan o zaten. Ne de olsa birdenbire hafızam yerine gelebilir değil mi? Senin bu tehditlerin beni artık hiç korkutmuyor. Benim tek endişem Ceren'in senin gibi bir manyakla baş başa kalmasıydı. Ben seni hep anladım biliyor musun? Şimdi de anlıyorum. Sen çok üzgünsün şu anda. Sevgilin yoğun bakımda ya, ondan normal. Ama sana bir haberim var. Cerrah'la konuştum. Durumu ağırmış. Bir iki güne çıkmaz diyor. Boşuna hayal kurma. Oğuz iyileşecek. Ceren'i de alıp seni hayatımızdan çıkartacağız. Duydun mu? Bak. Ben sana olacak olanı anlatayım mı? Sevgilin ölecek. Sen tıpkı evlenmeden önce olduğu gibi bir süre yas tutacaksın. Sonra kendin için de, Ceren'in için de en iyisinin benimle birlikte olmak olduğunu düşünüp bana döneceksin. Bunun senin için en iyi şey olduğunu anlayacaksın. Ah, anlamadın. Hafızam tekrar geri gelir. İşte o zaman Oğuz'un cenazesine bile katılamazsın. Ceren'in yüzünü hiçbir zaman göremezsin. Anladın mı? Sana Oğuz'un cenazesine kadar müddet. Tamam mı? Thank you.
Bir şey hatırlarsam ben sizi ararım dedim ya memur bey. Niye geldiniz yine ya? Ben hatırlarsam ararım sizi hadi. Kimsin lan sen? Ne istiyorsun benden? Ben senin yeni dayın. Çetin. Saçma saçma konuşma. Hemen çek git buradan. Yoksa bütün hastaneyi yiyorum ben. Ben senin düşmanın değilim Çetin. Beni bir dinle. Sonra istersen güvenliği çağırırsın. Zerrin'in mezarından geliyorum. Ona sondan bir önceki görevimi yaptım. Şimdi de seni Ferhat gibi kendi ellerimle boğup son görevimi yapacağım. Yeğenin de Zerrin Hanım da sen sözünü tutmadığın için öldüler. Bizi İbrahim'e sen mecbur ettin. Yavuz Bey, sen bunlara ne söz verdin ki bu iş bu reddeye geldi? Ya komiser, emniyeti bilmez gibi konuşuyorsun. Emniyette bu cins adamlardan çok var. Bunlar hem komplo kurar hem de adamı borçlu çıkarır. İbrahim'i de komployu ben mi kurdum? Adamı Rus hapishanelerinde yıllarca sen bırakmışsın. Demek ki herkes gibi ben de hata yapabiliyormuşum. En büyük hatayı da İbrahim'i öldürmemekle yaptım ben. Ama ben telafi etmek niyetindeyim hatamı. O yüzden ikinizi beraber gömeceğim. Bu muhabbet uzar. İbrahim nerede? Yavuz Aslan'a sor. O benden daha iyi tanır. Beraber çalışmışlar. Abisini bile onu öldürtmüş. Ben o zaman sizi Yavuz Aslan'la baş başa bırakayım. İbrahim'i bilmiyorsan benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Bastığınız at çiftliği bizimdi. Ondan sonra nereye gitti bilmiyorum. Dayıcığım, ben kemeri yavaş yavaş çıkartayım diyorum. Ha? Bana bir telefon verin, sizi İbrahim'e götüreyim. Dayı, bunlara Kalaşnikov vereceğim ama telefon vermeyeceğim. Bilgisayarlar, dinleme cihazları, telefonlar bunların en büyük silahı. Niye Abbas? Yoksa Fazıl gibi senin de dayından saklayacak bir şeylerin mi var? Neden olmasın Yavuz? Her adamın bir zaafı vardır. O zaaflar bizim en büyük silahımız. Zaafı olmayanları da zaaf yaratıyorsunuz. Abi telefon. Sevmiyorum böyle gizli kapaklı işleri ha. Kimsin? Niye gizli numaradan arıyorsun? Nasıl oldun İbrahim? Toparlandın mı? Oo abi. Halatır sormaya mı aradın? Konuşmamız lazım. Konuşuyoruz ya işte. Telefonda olmaz. Haydar Paşa'ya gel. Adamlarım seni oradan alacak. Bu çok düşüncesizce bir hareket olur. Hem yaralı adamı ayağına çağırıyorsun.
Bir şey olmaz. Arabaya bin gel. Bir saat içinde Haydarpaşa'da ol. Sen beni çıktığım cezaevine geri sokmakla tehdit ettin. Ben nasıl güveneyim şimdi sana? Çok mühim. Amerika'ya gitmeden önce görüşmemiz lazım. İyi. Buyurun siz bana gelin. İbrahim, sen iyice paranoyak olmuşsun. Ben aklı başında olmayan adamlarla görüşmem. Generale söylüyorum, seni çıkardığı yere geri koysun. Aman, istediğini yap. Ama ortalık bu kadar karışıkken ben girdiğim kümesten dışarıya çıkmam, tamam mı? Hem ne malum senin Yavuz'un elinde olmadığı? Saçmalama. Yavuz kim beni alacak? Ben bu yaşa kadar yaşadıysam paranoyaklığım sayesinde. Yok, illa beni görmek istiyorsan akşam Haydarpaşa'ya kendin git. Adamlarım takip edilmediğine inanırlarsa alır seni, bana getirirler. Hı? İnanmadım. Tuzak kuracak. Bana zaman ve imkan verirseniz İbrahim'in bulunduğu yeri bulabilirim. Tuzak muzak. Biz elimize geçen fırsatı değerlendiririz. Üzerine izleme cihazı takmamız lazım. Yakın takip yapamayız. Eyvallah dayıcım. Ben ilgileniyorum. Hepimizi öldürteceksin. Hepimizi öldürteceksin. Senin zaten bundan sonra yaşaman bir mucize. Dua et de İbrahim bizi öldürsün. Belki sen de bu arada yırtarsın. Çek çek, bitiremediniz be. Salim, sana bir soru. Amerikalılara ne verirsek sence anlaşmaya razı olurlar? Elimizde çok önemsedikleri IŞİD komutanları var. Onlar isteyecekler. Dışişleriyle görüşmen biraz hararetli geçti anlaşılan. Beyefendiyle görüştüm. Beni yarım saat çocuk gibi azarladı. E demedin mi ben sade bir vatandaşım, emekli bir bürokratım. Niye bana bunları anlatıyorsunuz diye? Bak, o aklıma gelmedi. Bir dahaki sefere seni söylerim. Ökten, bak hiç sızlanma. NATO üstüne giremezler dediniz, girdiler. Oradan sağ çıkamazlar dediniz, çıktılar. Abi alamazlar dediniz, aldılar. Biz bu ekibin arkasında duramazsak istihbaratı kapatıp gidelim daha iyi. Ben sana arkasında durma demiyorum. Amerikalıları ne yapacağız? İki tane askeri ihale veririz, olur biter. O para bu prestij kaybını karşılamaz. Amerikalıların gururunu bir parayla, bir de reklamını yapacakları malzemeyle okşayabilirsin. Reklam malzemesi de vereceğiz. IŞİD'in elebaşlarından üçünü alsınlar, bütün dünyaya böbürlene servis etsinler. O komutanların verilmesinin yapabileceği tahribatın farkında mısın? Oğuz iyiye gidiyor, iyileşsin. IŞİD'i ona havale ederiz. Yüzüne bakmam. Birader, herif tavır yaptığı için uyumuyor içeride. Sen bunu bilmezsin birader. Bu göreve ilk başladığı zamanlarda da bir operasyonda yaralandı. Hem de sağlam yaralandı. 10 gün başından ayrılmadım. Affedersin, ne bile gitmedim. Doktorlar bile bırak git diyorlardı. Sonra içim kıyıldı. Bir dürüm yiyeyim dedim. Gittim, gözünü açıverdi.
Dürüm boğazına dizildi, tavrın ona yani. Yok be birader, o da benim totemim işte. O zaman da bekleseydim belki uyanmayacaktı. Doktor hanım, hastanın yanına girebiliyor muyuz? İyi, sen buna bir dürüm mürüm ısmarla da benim Oğuz'a söyleyeceklerim var. Ne diyor bu? Doğru diyor. Ismarla bir dürüm, ölmezsin ya. Hadi gel. Birader, olayların en başında ben sana acayip uyuz oluyordum. Şimdi de uyuz oluyorum da. Baştaki kadar değil. Bu ara yine uyuzum sana. General, abi, İbrahim, sıradan gidiyorduk. Ne oldu böyle yattın? Her işi biz mi yapacağız oğlum? Kalk da bir işin ucundan tut. Eyvallah Kuleli. Biz yaparız o işi. Sen yeter ki aç gözünü. Bak. Annen, abin, Zeynep, Tayfun. Hepsi dışarıda perişan oldular. Her şeyi geçtim, kızın için yaşa lan. Ben senin intikamını alırım. Annene evlatlık yaparım. Abine kardeşlik yaparım. Senin için de vatana hizmet ederim ömrüm boyunca. Ama Ceren'in sorumluluğunu alamam lan. Ben daha amca olmaya alışamadım. Kızını bırakıp da bize gitme. Ne yaparsanız yapın, bu mücadeleyi kazanamayacaksınız. Türkiye size bırakılacak kadar önemsiz ve küçük değil. Küçük olsun, bizim olsun. Biz nasılsa onu büyütürüz. Gürkanlar seni çabuk ikna etmiş. Sen de mi büyütmeye hayallerin peşinde koşacaksın? Ben hayalperestlere gerçekleri gösterebilirim. Ama vatan hainlerine, vatan sevgisini bu yaştan sonra öğretemem. Yavuz, bu İbrahim senin dengeni bozmuş. Sen hayatta kaybedeceğin bir savaşa girmezdin. 30 yıl bizimle mücadele ettin.
Elinde bir Abbas, bir de Gürkanların deli dolu emniyetçisi Tekin kaldı. Bir de sen kaldın. Hı? Emniyette, yargıda, dışişlerinde, askeri bürokrasinin en kritik noktalarına adamlarınızı yerleştirdiğinizi biliyoruz. Şimdi bana bu adamların bilgisini vereceksin. Bunun için 30 yıl daha beklemen lazım. Bu Türkiye'deki yapılanma. Yurt dışına gelince kimlerle ilişki içinde olduğumuzu, kimlerle hangi düzlemde müttefik halinde olduğumuzu öğrenirsen buna kalbin dayanmaz. Sen bunu dert etme. Ben kalbimi sevdiklerimle beraber toprağa gömdüm. Ama senin de kalbini sökeceğim. Hiç merak etme. Sıra sende. İbrahim'i bulmadan bana dokunamazsın. Ben sana dedim ama. İbrahim'le beraber aynı yere gömeceğim sizi. Sonra da bu tesbihi sizin mezar taşınıza asacağım. Yoksa bütün numara bunda mı? Hı? Bağlılığımızın bir göstergesi. Bağlılığınızın mı? Yoksa... bağlantılarınızın mı göstergesi? Hı? Çok şükür Allah'ım, seni bize bağışladı. Çok şükür. Sonra abine söyleyeceksin de içinde tutma. Olmaz. Şu an öyle sevinçliyim ki sen ayağa kalkana kadar sana fırça atmayacağım. Erteliyorum. İyi, ben de bir aydan aşağı çıkmayayım o zaman buradan. Ben o dürümü yemeseydim kendine gelirdin. Lan ceset, ne total yapıyorsun ya sen de. Öyle deme, doğruluğu kanıtlandı değil mi kız? Vallahi doğru söylüyor. Diyecek bir şey yok. Bu dürüm yerken kendine geldin sen. Tıp bunu açıklayamaz. Oğuz nasıl oldu? Kefeni yırttı. Sen memuriyetten ayrılalı ne kadar oldu? Ne kadar oldu? 2 ay oldu. Bıyık bırak. Nasıl? Bıyık diyorum. Bıyık bırak. Abbas, ne alakası var ya? Aslında bıyık bıraksan yakışıklı adamsın ha. Yok oğlum, yani bıyık erkeğin nişanıdır anlamında. Yani bıraksan yakışır. Abbas, senden böyle bir iltifat duyduğuma sevinsem mi üzülsem mi bilemedim birader. Sevin.
Efendim dayıcım. Durum nedir Abbas? Aldılar aldılar. Takip edilmediklerinden emin olmak için bizi biraz dolaştıracaklar. Ya ne diyeyim o zaman ben sana? Allah tekine sabır versin. Amin amin. Teessüf ediyorum dayıcım. Teessüf ediyorum yani. İkinci aşamayı geçince ara. Büyük geçmiş olsun. Biliyor muydun? Sen benim ayağıma gelmeyi kabul edince anladım. Kibirli adamsın. Hayatın söz konusu olmasa kabul etmezdin. Yavuz'u öldürsen de öldürmesen de bu ülkede günlerin sayılı. Buradan çıkmak, yabancı ülkede yeniden başlaman için Amerikalıların desteğine. Yani benim desteğime ihtiyacın var. Korkma be abi. Ben düşmanlarım olduğu kadar dostlarıma da vefalıyımdır. Bana yapılan kötülükleri unutmadığım gibi iyilikleri de unutma. Seni o kadar kolay harcamam, merak etme. Abbas'la Tekin takip ediyor. Kenan gerekli hazırlıkları yaptı. Merak etme. Abbas hızlanıyorlar. Çaka. Sen eğme Abbas, sana bir şey olmaz. Söyle Abbas. Alo dayıcım. İkinci aşamaya geçtik. Fark ettik. Takip edilmediklerinden emin oldular mı? Vallahi bu Tekin iyi rol yapıyor ha. Ben bile yedim. Güzel. Biz şimdi çıkıyoruz. Sinyal sabitlendiği zaman Tayfun size konum gönderecek. Eyvallah dayıcım. Eyvallah. Acaba? Uyumuyor. Ama uyumam lazımmış. Annem öyle söyledi. Sen şimdi uyuyamıyorsun ya. Ceren sana masal anlatsa belki uyursun. Ben buraya masal anlatmaya gelmedim. Bakalım seni iyileştirmeye geldim. Sen de annen gibi doktor musun? Ben çocuğum. Ama annem hasta olunca ben onu 100 kere öperim, o da iyileşir. Senin çocuğun yok. O yüzden mecbur ben seni öpeceğim. Nereden biliyorsun benim çocuğum olmadığını? Yok, senin çocuğun var mı? Nerede? Kız mı erkek mi? Kız. Bu dünyanın en güzel kızı. Neden yanında değil? Belki babasının hasta olduğunu bilmiyordur. O zaman sen çok iyi bir babasın. Ben seni iyileştirene kadar onu söylemeyelim de üzülmesin. Ceren haklı. Seni iyileşene kadar söylemeyelim. Sonra söyleriz. O zaman seni öpmeye başlıyorum.
İbrahim Bey sizi bekliyor. Buyurun. İbrahim nerede? Haber verip geleyim. Arkadaşlar kolay gelsin. Mehmet Rauf Bey'le görüşecektim. Bir saniye Çetin Bey, haber vereyim. Yorulmuşsunuz, bir tane çay alın hadi. Vallahi sağ olun. Efendim, Çetin Bey sizinle görüşmek istiyor. Hayrola Çetin. Niye ayaklandın sen? Mehmet Rauf Bey, sizinle konuşmak istediğim bir konu var da. Bekleyemez mi Çetin? Daha sonra konuşsak. Önemli olmasa zaten böyle bir durumda rahatsız etmezdim efendim sizi. Konuşalım bakalım. Sizi burada bekleyin. İş bitince dayıyla uzun bir tatile çıkacağız. Ve seni de bekleriz tabii. Malum, okey'e dördüncü lazım. Yavuz Aslan, lord gibi adam okey mi oyunu yapmaz? Aman duymasın, gözünü seveyim. Kimse bilmiyor. Evet Çetin. Bunu söylemesi çok zor ama söylemek zorundayım. Ben polise hiçbir şey hatırlamıyorum dedim ya, doğru değil. Beni bıçaklayan Zeynep. Ne diyorsun sen? Gerçekleri söylüyorum. Olmaz öyle şey. Zeynep niye bıçaklasın ki seni? Ceren'i de alıp benim hayatımdan çıkmak istiyor. Şimdi hayatından çıkmak istiyorsa boşanır. Böyle bir şey niye yapsın? Ceren'i benden almak istiyor. Yok. Olmaz öyle şey. Bir çocuğu babasından ayıramaz. Çünkü Zeynep beni Ceren'in babası olarak görmüyor. Ceren benim elime doğdu. Ben onu kendi kızım gibi sevdim. Her şeyle ilgilendim. Hastalandı. Sabaha kadar başında bekledim. Ama maalesef Ceren'in biyolojik babası ben değilim. Oğuz'um. Babalık yaptırdım Mehmet Rauf Bey. Şimdi ikisinin arasında engel kalmadı, birlikte olmak istiyorlar. Bana sen Ceren'in babası değilsin diyor. Bunu içime sindiremiyorum. Dedim bir dur. Bir dur Allah'ını seversen. Ya sen benim kalbime indireceksin. Bir dur. Biliyor mu? Bilmiyorum ki biliyor mu? Mehmet Rauf Bey, sizden rica ediyorum. Kızımı benden ayırmalarına izin vermeyin lütfen. Lütfen.
işinden sonra kurumdan seni benim gibi emekli de etmeyecekler. En iyi ihtimalle seni atacaklar. Atmazlarsa zaten ben bırakacağım. Gidim küçük müçük bir mahalle barı açayım. Bir adını ne koyacaksın? Cesedin yeri mi? Ha, olabilir. Bence hiç o işlere girmesen. İflas edersin. Öyle cesedin yeri diye isim mi olur? Kimse gelmez. Niye? Gösteriyor. Girip anlayacağız. Dayıcım, bu işte bir bit yeniği var. Ya vericiyi bulup abiden aldılar ya da İbrahim bize bir karşılama sürprizi hazırladı. İbrahim bu. Sürprizi sever. Yaşamak mı yoksa ölmek mi? Yaşamak istiyor musun? Hayır. Peki sakat yaşamak istiyor musun? Hayır. Ölmek istiyorsan eğer bana duygunun yerini söyleyeceksin. Kimsesizler mi sandın? Abbas. Bunu kenara ayır. İbrahim nerede? İbrahim nerede? Beni buraya kilitlediler. Ya o zaman artık bizim işimize yaramaz. Yavuz yapma. Bak ne istersen veririm. Benim şu anda tek istediğim... senin canın. Tekrar merhaba gençler. Orada durup sizi karşılamayı isterdim ama... yatan aslandansa gezen tilki evlenir. Ziyan yok İbrahim. Sen neredeysen söyle, biz geliriz senin yanına. Merak etme. Birazdan nerede olduğumu gayet iyi anlayacaksınız. Size bir sürprizim var. Çok şaşıracaksınız. İbrahim. Ben senin yerinde olsaydım Avrupa'ya kaçardım. Ya da bizden uzak bir yere. Ya da ben senin yerinde olsam mezarımı kazar orada saklanırdım İbrahim. Ruslar benim aklımı aldı zaten. Sayende.
Ama ben de şimdi sizin aklınızı alacağım. Papa. Hastanedeyiz. Hem seni duyamaz. Uyuşturucu verdiler. Mışıl mışıl uyuyor şimdi. İbrahim sakın. Hadi Yavuz'u anladım. İntikam peşinde. E sana ne oluyor be komiser? Bak burada hasta ama yatıyor. Sağda solda benim peşimde koşacağına. Hastanın başını beklesene. Değil mi? Sen herkesle oyun oynamayı seviyorsun değil mi lan? Ha? Geri çeviremem. Orada çekmecenin içinde bir çakmak var. Sen ateşle oynamayı seviyorsun ya. Al bakalım o çakmağı. Yak bakalım. Bunun ayarı kısık biraz. Aç aç, ayarını aç. Şimdi çakmağı tekrar yakacaksın. Elini ateşin üzerine getireceksin. Arkadaşını sevdiğine beni inandırıncaya kadar dayanabilirsen arkadaşının canını bağışlayacağım. Tamam. Arkadaşını sevdiğine inandım. Sana söz verdiğim gibi. Arkadaşının canını bağışlar. Bağışlardım. Ama Yavuz Aslan yüzünden bir genç insan daha ölecek. Sözünü tut İbrahim. Günah benden gitti Yavuz'a. Artık Yavuz'dan sorarsın arkadaşının hesabını. Yapma! Yapma!
Seninle oynamayı sevdim komiser. Senin için oyun bitti lan İbrahim. Biten bir şey yok. Her şey daha yeni başlıyor. Ha ha ha!